Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar Ramazan için harika bir içecek tarifiyle geldim. Evet arkadaşlar, Ramazan ayında aç susuz saatlerce oruç tutuyoruz. Dolayısıyla orucumuzu açtıktan sonra e, su ihtiyacımız da çok fazla oluyor. Ayrıca bunun yanında tatlı ihtiyacını da her zaman hissediyoruz. Dikkat ederseniz ben bundan dolayı e, Ramazan ayında hani her zaman e, tatlı yiyemiyorsak eğer ya da e, bu su sıvı ihtiyacımızdan dolayı mutlaka bu tarz meyve suları yapmaya çalışıyorum. Bunu da hani hazır içecek almak yerine bu tarz içeceklerle Tamamlamaya çalışıyorum Benim buzluğumda arkadaşlar yazdan kalma erik vardı Bu erik yaklaşık 1 kilogram buraya koyduğum erik Şöyle bir sudan geçirdim. Sonrasında yaklaşık 250 gram kadar da vişne ekleyeceğim üzerine. Ben genelde bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani böyle seviyorum daha doğrusu. Tek başına erik suyu da harika oluyor ama vişne ile birleştirdiğimizde biraz daha böyle tatlının dışında hafif de ekşimseli olur ya onu seviyorum. Bu şekilde 1 kilogram erik ve 250 gram kadar Vişne kullanmış oldum Onun üzerine arkadaşlar tatlı olmasını istiyorum ben açıkçası bu tarzı tercih ediyorum O yüzden iki buçuk su bardağı kadar şeker ekleyeceğim Bu tabi sizlerin tercihine kalmış yani Şekeri azaltabilirsiniz veya artırabilirsiniz ama e, Şöyle söyleyeyim 3 su bardağından fazlası da Bence kesinlikle fazla olur aşırı tatlı olur hani e, Şerbet gibi bir şey de içmek istemeyiz e, Burada hani benim kendimce fazla tuttuğumu düşünmemin sebebi bu meyve suyuna aslında 1,5-2 su bardağı kadar bence yeterli. Fakat evde çocuklar olduğu için biraz daha hazır meyve suyu tadı yakalamak istiyorum. O yüzden biraz şekeri fazla tutuyorum. Arkadaşlar eklediğim su miktarı 3,5 litre. Şu an için bu kadar su ekledim. 1,25'ti. Kabımın aldığı su miktarı 2 tane tam doldurdum. Bir de e, üçüncüden de 250 mililitre artırdım. Dolayısıyla 3,5 litre oldu. Düdüklüden taşmaması için. Neden düdüklüde pişiriyorum? Biraz e, pişme süresini hızlandırmak istiyorum. E, sonuçta bir sürede normal ağzı açık kaynayacak ve özlenecek. E, düdüklüde her zaman özlenmiyor. Söylediğim gibi 3,5 litre su eklemiştim. E, bunu 4 litreye tamamladım. Bence olması gerekeni budur. Sonrasında biraz... Meyveler hem pişiyor hem de biraz da böyle e, Hani şerbet kaynatır gibi özlenmesi için biraz bekleriz ya Ben kıvamını biraz koyu olmasını istediğim için e, Burada ağzı açık olarak yani düdüklü açtıktan sonra biraz daha kaynatmayı tercih ettim e, Ki bana öyle güzel geliyor Kıvamını yoğun olmasını istiyorum Şimdi şöyle sizlere gösteriyorum Tabii ki burada çok yoğun bir kıvam yok ama e, Tahmin edersiniz ki biraz da soğuyunca Özlenecektir ki bu hazır meyve suları ile hemen hemen aynı özde oluyor Arkadaşlar Şöyle soğuttuktan sonra sizlere göstereceğim ee, Ayrıca hani e, kaynadıktan sonra ne kadar kaldı Onu da hep birlikte görmüş olalım Ben bu şekilde bir süzekten geçiriyorum sonrasında Kaplarıma dolduruyorum Genelde bunları sunumda tercih ettiğim için bu kapların içine dolduruyorum. Sizlere de göstereyim bu arada. Arkadaşlar bu e, sürahim ya da işte çaydanlığım da diyebilirim. E, bunun litresi 1 litre. Ayrıca şimdi doldurduğum da bir litre arkadaşlar. Hani bunun e, miktarını görmenizi istediğim için böyle tek tek dolduruyorum. Yani hani bu şekilde istemezseniz bir 5 litrelik e, su şişesi de kullanabilirsiniz veya diğer e, daha küçük su şişelerini de tercih edebilirsiniz bu sizlere kalmış bu diğer sürahim Arkadaşlar bir buçuk litreden biraz fazla şimdi doldurdum bunun da yarısından birazcık fazla olmuş oldu yani Dolayısıyla bu da bir litreden biraz fazla 1 bir. 250 falan diyebiliriz. Toplamda arkadaşlar 3 litreden biraz fazla bir meyve suyumuz oldu. Onu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Kıvamını da şöyle biraz ağır çekimde göstereyim. Yani özetle arkadaşlar 2,5 su bardağı şeker, 1 kilogram erik, 250 gram vişne kullandım ve toplamda 3 litrelik bir meyve suyu elde etmiş oldum. Gerçekten harika bir tarif. Şekeri saymazsak tabii ki Oldukça da sağlıklı bir meyve suyu oldu Ramazan için çok güzel bir içecek bence Misafirlerinize bunu ikram etmeyi unutmayın Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın